Bismillahirrahmanirrahim. Babu kavli. Kavlil müezzini fi ezani subh. Sabah ezanında müezzinin kavli. Ne kavli? As-salatu hayrun minen nevm demesi. Beş vakit namazın dördünde bu as-salatu hayrun minen nevm yok. Yalnız sabah namazında var. Bu as-salatu hayrun minen nevm sabah namazında okunması nereden gelmiştir, nasıl gelmiştir? Bunu İmam-ı Tahavi tefsilatını veriyor. Buyuruyor ki Kale Ebu Cafer, yani İmam-ı Tahavi'nin kendisi künyesi Ebu Cafer olduğunda, ben derim ki kerihe kavmun, bir cemaat mekruh gördüler en yukale denile fi ezani subhi, sabah ezanında es-salatu hayrun minen nevm, bu kelimeyi ilave etmeyi mekruh gördüler. Dediler ki sabah namazı da diğer namazların ezanlarıyla farklı değildir. Es-salatu hayru minen nevm demek mekruhtur. Bunlardan Ata ibn Ebi Rebah var, Tavus var, Esved ibn Yezid var. Şafii'den de bir kavul. Bir kavle göre var, bir kavle göre yok. İshak ibn Raheveyh var. Bunlara göre sabah namazında es-salatu hayru minen nevm demesi mekruhtur. Vehteccu, bunlar ihticar ettiler fi zalik. Bunun mekruh olduğu hakkında bir hadis Abdullah ibn Zeyd. Abdullah ibn Zeyd'in hadisiyle ihticat ettiler. Ezani rüyasında gören Abdullah ibn Zeyd'in hadisiyle fil ezan, ezan da ellezi, öyle ezan ki emerehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz Abdullah ibn Zeyd'e emriyledi. Neyi? Talimehu ve ezani, öğretmeyi. Kimin öğretmesini? İyyahu. Kime emriyledi? Onun talimini İyyahu Abdullah emreyledi ki talim ede kime? Bilal'in Bilal'a. Fe emere Bilal'en, Bilal'a Resulullah Efendimiz emreyledi. Bittezin, ezan okumayı da emreyledi. İşte bu hadiste hayye as-salatu hayru minen nevm yok. Öyleyse Resulullah Efendimiz zamanındaki ezanda as-salatu hayru minen nevm yok. Melekin getirmiş olduğu ezanda var mı? Yok. Bir melekin öğretmiş olduğu ezana ziyade etmek ise bu sünnetin hilafınadır, mekruhtur. Bunların delilleri bu. فَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ, ulemanın diğerleri bunlara muhalefet ettiler. فَاسْتَحَبُّوا, müstahap gördüler. اَنْ يُقَالَ دَنَلَ ذَٰلِكَ السَّلَاتُ خَيْرُ مِنَ النَّوْمِ فِي التَّذ۪ينِ لِلْصُبْحِ, sabah namazına ezan okumada denile. بَعْدَ الْفَلَاحِ حَيَّالَ الْفَلَاحْتَنْ سُرَى, hayyalın felahtan sonra es-salatu hayru minen nevm demesini müstahap gördüler. Buna zahip olanların içinde de Ömer ibn-i Hattab var, oğlu Abdullah var, Enes ibn-i Malik var, Hasan-ı Besri var, İbn-i Sirin var, Zühri var, Malik var, Sevri var, İmam-ı Ahmet var, İshak ibn-i Raheveyh var, Ebu Sevr var, Davud var. İmam-ı Şafii'nin kavli kediminde de böyle. Ama kavli cedidinde de mekruhtur. İmam-ı Şafii'nin kavli cedidinde mekruh fakat kavli kediminde müstehaptır dedi. Bunlar var ki bunlar da müstehap gördüler. Ve kâne minel hücceti lehum. Bunların lehene oran hüccettendir. Fî zâlik, bu mesele hakkındaki. Ennehu ve in lem yekün zâlik. Her ne kadar Abdullah ibn-i Zeyd'in hadisinde yoksa da lem yekün zâlik, bu olmadı. Es-salâtu hayru minel nevm olmadıysa da fî hadisi Abdullah ibn-i Zeyd'in, Abdullah ibn-i Zeyd'in görmüş olduğu rüyanı, rüyada o hadiste, o ezanda olmadıysa da salatu gayru minen nevm. Fakat allemehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz bunu talim eyledi, öğretti kime? Eba Mehsure'te, Mekke-i Mükerreme'de müezzin olan Ebu Mehsure'ye. Ba'de zalik, o rüyadan sonra. Ve emerehu, ona talim etti ve emretti ki en yece'alehu es-salatu gayru minen nevm kıla. Fil ezane, ezan da öyle ezan ki lissubhi, sabah namazı için olan ezanda onu okuya hayyâl-ı felâh'tan sonra. Resulullah Efendimiz emrettikten sonra mesele kalmaz. O rüyada yoktu fakat sonradan Resul-i Ekrem Efendimiz'in talimiyle okumaya başladı. Öyleyse bunu okumak müstehaptır. Peki bunu neyle ispat ediyor Eba Mehsure'ye Resulullah Efendimiz'in emrettiğini? Ve İmam-ı Tahavi iki hadis getiriyor. Birincisi şu, haddesena Ali ibn-i Mehmet kâle, haddesena Revhü ibn-i Ubâde kâle, حدثنا ابن جريج قال أخبرني عثمان بن السائب عن أم عبد الملك
İbni Ebi Mahsure an Ebi Mahsure. Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Mahsure'den rivayet olundu ki Peygamber Efendimiz allemehu kendisine öğretti fil ezanil evvel birinci ezanda mine subuh sabahtan birinci ezanda yani ikamette değil de birinci ezan dedi ki bu okunurken ona öğretti ney? Es-salatu hayrun minen nevm es-salatu hayrun minen nevm Hayy al-Felah'tan sonra bunu okumasını Peygamber Efendimiz Ebu Mahsure'ye talim eyledi. Haddesena Aliyyün ikinci hadiste şu Haddesena Aliyyün ibn-i Ma'bet yani Kale haddesena el-Heytham ibn Halid ibn Yezid Kale haddesena Ebu Bekir ibn Ayyâş Ana Abdülaziz ibn Rufey'in Kale semiyatü Abdülaziz ibn Rufey diyor ki ben işittim Ebu Mahsure'yi işittim Kale Ebu Mahsure buyurdular ki Kuntu gulâmen sabiyyen Ben küçük çocuk idim sabi Bir rivayette de geliyor ki kuntu ulâmen sayyiten sesi yüksek bir ulam idim. Yani çocuk değil de işte tam ihtilam da olmamış. O derecedeydim. Fekâle li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz bana dedi ki kul de es-salâtu hayrun minen nevm es-salâtu hayrun minen nevm de böyle Hayyâlel Felâh'tan sonra bu kelimeyi oku diye bana talim eyledi. Kâle Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki felemmâ alleme Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem vaktaki Resûlullah Efendimiz öğretti zâlike bu es-salâtu hayrun minen nevmi kime Ebu Mahsure'te Ebu Mahsure'ye öğretti kâne zâlik bu oldu es-salâtu hayrun minen nevmi kelimesi ziyadeten ziyade oldu alâma ol bir elfaz üzerine ki fi hadisi Abdullah ibn Zeyd Abdullah ibn Zeyd'in rüyada görmüş olduğu ezan üzerine ziyade oldu. Ve vecebe istemaluha bunun istemali de vacip oldu. Neden istemali vacip oluyor? Resulullah Efendimiz emreylemiş oldu ondan. Emreyledi ki bunu ziyadeyle. Öyleyse Resulullah'ın emrine ittiba lazımdır. Ve kad istemale zalik وَاَسْسَلَاتُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ İstemal eyledi. Yani sabah ezanında okudular. Kim? Eshab-ı Resulillah Resul sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz'in eshabi min ba'dihi Resulullah Efendimiz'den sonra. Onlar da bunu okudular. Onları da ispat ediyor. Bir iki rivayet getiriyor İmam-ı Tahavi. Buyuruyor ki حَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ نُعِيمٍ قال حدثنا سفيان عن محمد بن عجلان النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر diyor ki كان في الأذان الأول birinci ezanda oldu yani sabah namazının بعد الفلاح حي على الفلاحdan sonra ne oldu الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم oldu bunu rivayet eden kim? Abdullah ibn Ömer. Abdullah ibn Ömer diyor ki sabah namazında Hayyâlel Felâh'tan sonra Es-salâtu hayrun minen nevm var. Bu hadisin birisi. İkincisi Haddesena Ali ibn-i Şeybe kâle Haddesena Yahya ibn-i Yahya kâle akberena Hüseyin yine Hüseyin'e kadar bir senette daha İmam-ı Tehavi zikrediyor ve Haddesena ibn-i Ebi Davud kâle Haddesena Amr ibn-i Avun'in kâle akberena Hüseyin Hüseyin rivayet eyledi. Yahya ibn Yahya ve Amr ibn Avun ikisi de Hüseyin'den rivayet ediyorlar. O da kimdi? Hüseyin'de an Ebi Avun en Muhammed ibn Sirin an Enes radıyallahu anh. Hazreti Enes'ten rivayet eylediler ki قال Hazreti Enes buyurdu ki kânet tesvibu fi salatil gadati sabah namazında tesvib oldu idi. İzâ kâlel müezzinu Müezzin dediği vakitte Hayyâlel Felâh Hayyâlel Felâh dedikten sonra Kâle müezzin derdi Es-salâtu hayrun minen nevm Es-salâtu hayrun minen nevm kelimesini derdi merreteyni iki kere. İşte bu Enes ibn-i Malik'tendir bu rivayet edildi. Fehâze ibn-i Ömer radıyallahu anhüma işte Abdullah ibn-i Ömer ve Enes'ün radıyallahu anh işte Hazreti Enes yukbirahu ikisi de haber veriyorlar
enne zalik bu mimma şul bir şeylerdendir ki kânen müezzin müezzin yüezzinu bihi onu okurdu fi ezanis subhi sabah ezanında bunu okurdu. Bunun ikisi de bunu haber veriyorlar. Fesebete bizalik bununla sabit oldu ne ma zekerna bizim zikrettiğimiz. Bizim zikrettiğimiz ki yani sabah namazında hayyâlül felâhtan sonra es-salâtu hayrun minennevm demesi müstehaptır. Bu sabit oldu. Ve ve kavle bi hanifete ve bi yusuf ve muhammedin rahimahumullahu teâlâ bu iç imamın kavli budur. Vel cumhur cumhurun da kavli budur. Vallahu teâlâ âlem ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ve sellem.